ama ne yazık ki. Doğrusu yani bunu İstanbul'a alma noktasında umudumuz çok çok fazlaydı. Tüm ekibimiz gerçekten buna inanmıştı. Çok iyi de hazırlanmıştı. Tabii benim tek üzüntüm şu. Bir daha önce olimpiyat organizasyonunu yapmış olan bir ülkeye tekrar vermek. Bu tabii özellikle yayılmacılık noktasında, dünyada bu işin yayılmacılığında bu değerlendirmeleri daha iyi yapabilirlerdi. Ama şu anda Tokyo'yu tercih ettiler. Bu tercihlere de saygı duymamız gerekiyor. Daha önce de bunların biliyorsunuz benzeri oldu. Atina'da da oldu, Londra'da da oldu. Ama gönlümüz tabii artık farklı bir şeyi bekliyordu. İstanbul hele hele farklı kültürlerin, medeniyetlerin buluştuğu bir ülke olması bakımından, şehir olması bakımından, Asya, Avrupa kıtalarını bağlaması noktasından çok farklı bir şehir ve özellikle de 7 yıllık program içerisinde çok daha farklı yatırımları yapmanın planlaması içerisinde olan bir şehir. Şu anda zaten mevcut yatırımlarımız bir olimpiyat organizasyonu için büyük ölçüde her şeyi karşılıyordu. Altyapı, üst yapı itibariyle. Demek ki böyle o gün gördüler. Nasip değilmiş. Ama en azından finale kalmak bile bu konuda önemliydi. Büyük bir başarıydı. Bundan sonrası çok daha farklı adımların atılmasına vesile olur. Kaldı ki Türkiye gerek Akdeniz oyunlarında, gerek Erzurum üniversiteler arası kış oyunlarında, gerek Trabzon'da birçok uluslararası biliyorsunuz spor organizasyonlarını da başarıyla gerçekleştirmiş bir ülke. Dolayısıyla biz herhalde olimpiyatlar noktasında mevcut komite henüz daha hazır olmadığımıza karar vermiş olacak ki böyle bir karara vardılar. Hayırlısı olsun diyelim. Sayın Başkanım, adaylıklar devam edecek mi? Bunu biraz da şartlar belirleyecek tabii. Şartlar belirleyecek. O günün şartları nedir, ne değildir bunları göreceğiz. Ama bizim şu anda tek hedefimiz olimpiyatlarda çok daha başarılı neticeler alabilmek. Onlar da bu işin tabii önemli bir payıdır. Onun için de olimpiyatlardaki madalya sayılarını artırmanın da bundan sonra ilk hedef onun gayreti içinde olmak. Çok teşekkür ediyorum. Tüm milletime selamlar, sevgiler. Sultanahmet Meydanı'ndaki heyecanı takip ettim, gördüm. Oradaki bütün vatandaşlarıma da, tüm arkadaşlarım adına sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve inşallah sonunda başaracağız. Ya beni çeken kim değil? Bunun biri sarkısı çıktı. Sıkı.